Efendim biz 4 günlük karantina dönemine hazırlanıyoruz. Cumartesi, pazar dahil olmak üzere bu pandemiyle birlikte. Ve bu hafta şöyle bir isterseniz oraya hemen hızlıca geçiş yapacak olursak. Bu hafta Donald Trump tekrar önemli sözler söylemeye başladı. Özellikle bugün Türkiye ile bu S-400 meselesiyle ortaya çıkan F-35 ile ilgili çok önemli detaylar verdi. Hatta bunlardan bir tanesi Türkiye bunları vermezse ne yaparız dedi. Çok önemli bir başlık aslında. Siz nasıl yorumladınız bu F-35 meselesini? Şimdi bu Trump'ın küresel düzeyde tedarik zinciriyle olarak ilgili olarak izlediği stratejinin bir parçası biliyorsunuz. İleride ilişkilerin gerginleşebileceği, husumete dönüşebileceği ülkelerde Amerikan imalat sanayinin bulunmasını istemiyor. Bunları mümkün olduğu kadar Amerika'ya çekmeye çalışıyor. Yine bu konuda sorulan bir soruya cevaben de şöyle bir açıklamada yaptı. Dedi ki, düşünün dedi F-35'lerin yaklaşık 1.000 parçası, yedek parçası, 1.000 tane kadarı Türkiye'de üretiliyor. Evet. Yarın bir gün Türkiye ile dostane ilişkiler bozulursa, o zaman bizim 1 trilyon dolarlık, önümüzdeki 50 yıl için 1 trilyon dolarlık bu F-35 projesi çok ciddi bir risk altına girecektir. O zaman ne yaparız diye konuyu bu anlamda getirdi. F-35'in kendi içinde de sorunları var biliyorsunuz. Hem Evet. soğutma sisteminde var, hem motorunda yangın çıktı. Yani henüz daha rüştünü ispat edebilmiş bir proje değil. Denemeleri yapılıyor, İsrail'de uçuyor. Ama Türkiye'ye bakışını göstermesi açısından Trump'ın bu sözü önemli dediğiniz gibi. Çünkü yarın bir gün Türkiye ile ilişkiler nane limon olursa Evet. o zaman F-35'i hele S-400 konusunda yaptırımlar falan da yapmayı düşünüyoruz. O zaman Türkiye bize karşı bunu tehdit olarak kullanır mı? Onun için maliyeti ne olursa olsun bu parçaları Türkiye dahil başka ülkelerden de alalım, Amerika'da üretelim diyor. Söylediği bu Evet. Trump'ın. Aslında Mehmet Bey, benim de şimdi hatırladığım kadarıyla olayda şöyle bir durum da vardı. Donald Trump hatırlayacak olursak S-400 alımları da Türkiye'ye zaman zaman da hak vermişti. Acaba bu bir taraftan Türkiye'ye hak veriyor olmasıyla birlikte yumuşatmaya mı çalışıyor şimdiden? Aslında biz de bir taraftan Türkiye'ye bağlıyız. Bu S-400 açık defteri bir şekilde kapatsak mı diye bir sinyal mi veriyor sizce? Bence böyle bir sinyal vermiyor. Hı. Burada net verdiği mesaj, artık biz içe dönüyoruz. Bizim için stratejik önemi olan bu tür parçaları da Amerikan sanayi kendisi üretsin diyor. Yani bu konuda sadece Türkiye ile ilgili değil, global stratejisinin bir parçası olarak söylüyor bunu. Ama tabii şunu söyleyebiliriz aynı zamanda. Eğer önümüzdeki dönemde hep tartıştığımız gibi yeni bir soğuk savaş başlayacaksa özellikle Çin'le, Amerika Türkiye'yi yanına çekmek için hem elindeki finansal imkanları kullanacaktır tatlandırıcı olarak hem de S-400'lerin aktive edilmemesi karşılığında F-35 programının devamı yönünde de karar alabilir. Bu konuda bir hazırlık yapıyor da olabilir. Ama zannetmiyorum ki şu anda Trump'ın kafasında Türkiye önemli bir öncelik olsun. Kafasında tek şey var, Kasım'daki seçimleri ben nasıl kazanırım? Kesinlikle. Kesinlikle seçimlere odaklanmış bir Donald Trump. Bakalım Kasım'a kadar neler açacak tekrar bu pandemi döneminde. Evet. Peki Mehmet Bey, geçen senenin sorulan en çok sorularından bir tanesi ABD ve Türkiye ilişkileri. Bir taraftan da ABD Başkanı Donald Trump'la Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birebir ilişkisi. Yani bu iki ilişki farklı yönde de zaman zaman oldu. Siz bu birliği, daha doğrusu bu ülke ve aynı zamanda başkan bazındaki ilişkileri nasıl yorumluyorsunuz? Şu anki mevcut konumu nasıl sizce? Şimdi bence Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirebilmek için Amerika'daki siyasi sistemi iyi anlamak lazım. Oradaki güç odağı tek başına Beyaz Saray değil. Yani Beyaz Saray çok istediği bazı şeyleri yapamayabilir. Çünkü Kongre'de hem Senato hem Temsilciler Meclisi oldukça güçlü. Pentagon, Amerikan askeri stratejisini, dışa dönük yaklaşımlarını belirleyen Pentagon çoğu zaman başkanından farklı düşünebiliyor. Evet. Aynı şekilde istihbarat teşkilatları Amerika'daki, Dışişleri Bakanlığı genellikle Türkiye'ye daha müzahir bir tavır alıyor Amerika'da. Dolayısıyla bunu hiç unutmayalım. Amerika'da birçok aktör var. Yani bizdeki gibi başkan karar verir, her şey istediği gibi olur değil. Yani Trump istese bile uygulayamayacağı bazı şeyler var. Adalet sistemi aynı şekilde. Kendisi zaten onun pençesi altında. Türkiye'ye Evet. yönelik bir takım davalar var. Devam etmekte olan.
Dolayısıyla ilişkileri bence sadece Trump, Erdoğan arasındaki kimyasal yakınlık çerçevesine bakmamak lazım. Elbette ki başkan önemlidir, elbette ki etkisi vardır. Ama Türkiye ne yazık ki diğer güç odaklarındaki dostlarının çoğunu kaybetmiştir. Yahudi lobisi gitmiştir. Kongrede Türkiye dostu olarak bilinen insanlar artık Türkiye için pek fazla kılını kımıldatmıyor. Onun için Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açmadan mevcut sorunları elden geldiği kadar çözüme kavuşturup ve geleceğe dönük bu stratejik yaklaşım, önümüzdeki 10-15 yılda biz nerede konumlanacağız? Özellikle Amerika'nın gerginlik, çatışma içinde olacağı ülkelerle, İran meselesi çok önemli, Rusya, Çin. Dolayısıyla hem Türkiye'nin kendi evinin içini düzeltmeden hem de bu konudaki stratejisini, uzun vadeli stratejisini netleştirmeden Amerika ile ilişkilerde çok ciddi bir hamle beklenemez. Yani sırf Trump bizi seviyor diye ilişkilerde bir iyileşme beklemek bence naiflik olur. Çünkü Amerika'da işler çok farklı çalışıyor bu konuda. Çok doğru. Çok doğru efendim. Yani genel büyük resme sürekli bakmak lazım aslında Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri için. Peki petrol fiyatlarına geçelim Mehmet Bey isterseniz. Özellikle bu hafta bir toparlanma var. Evet, 30 doların üzerine geldi Brent petrol. Ham petrolde de yükselişler vardı. Fakat bu yine de bir takım ülkelere memnun etmeyecek seviyede. Bunların başında da işte Orta Doğu'nu zaten. Orta Doğu tarafını çok konuşuyoruz. Önüme gelen notlarımda da ben bakıyorum. Irak maaşlarını ödeyemiyor. Suudi Arabistan KDV'yi %15'e çıkarttı gibi orada da karışık durum söz konusu bu petrol fiyatlarının gelmiş olduğu noktayla birlikte. Sizce ne zaman toparlanma gösterir ya da bu ülkelerin ekonomik durumu bu maliyetlerle nereye varır? Şimdi Körfez'deki ülkeler ve komşu